Yıl 1855. Manisa'da Sefarad Yahudilerinden fakir bir ailenin bir erkek çocuğu olur. İsmini Morris koyarlar. Doğum adıyla Musa Eskenazi. Morris 9 yaşında kuş palazı hastalığına yakalanınca ölümle burun buruna gelir. Şinasi isimli bir Müslüman doktorun tedavisi neticesinde iyileşince ailesi ona Şinasi ismini verir. Bu bir vefa borcudur. Bu vefa anlayışı Morris'in ruhuna da işler. Morris 15 yaşına gelince fakir olan ailesine yardım etmek için Yahudi mezarlığında bekçi olarak işe girer. Okuma yazması olmadığından işten atılır. Sebebi ise dışarıdan bir Yahudi ailesi gelir ve mezarlıktaki yakınlarının mezarını görmek ister. Fakat mezarın yerini bilmiyorlardır. Morris ise okuma bilmediğinden mezarın yerini gösteremez. Bu aile durumu bölgenin Yahudilerine bildirerek Morris'i işten attırır. İş arayan Şinasi 1870 yılında henüz 15 yaşlarında yine bir Yahudi olan Garofalo isimli bir tütün tüccarının yanında işe girer. Kısa zamanda patronunun gözüne giren Morris gösterdiği başarıdan dolayı patronu tarafından Mısır'a götürülür. Orada gösterdiği başarılardan artık patronuyla dost olmuştur. Morris 1890 yılında Amerika'ya gitmeye karar verir. Patronundan aldığı 25 bin dolar ile yeni dünyaya geçer. Orada Chicago Beynelmilel Fuarı'nda bir sigara yapıştırma makinesi sergiler. Bu makine oldukça ilgi görür. Buradan kazandığı para ile hem Garofalo'ya olan borcunu öder hem de bir iş kurma imkanı bulur. Yıl 1903'e geldiğinde Amerika Birleşik Devleti Akdeniz'de ticaret yapabilmek ve gemilerini geçirebilmek için Sultan Abdülhamit'e başvurur. Sultan bu teklifi Amerika Birleşik Devleti'nin Osmanlı'ya haraç vermesi karşılığı kabul eder. Yalnız bir şart daha koşar ve der ki bizden tütün de satın alacaksınız. Amerika bunu da kabul eder ve tarihinde ilk ve tek olarak Osmanlı'ya haraç verir. İşte bu tütün anlaşması Morris'in yolunu açar. Ege tütününü iyi tanır ve bağlantıları da vardır. Bu bağlantı avantajını iyi kullanır. Kısa sürede önünde geniş ufuklar açılan Morris, erkek kardeşi olan Salomon'u da Manisa'dan getirterek iş alanını iyice geliştirir. New York'ta Broadway 120 sokakta Shinasi Brothers Company isimli bir sigara fabrikası kurar. Bu bina hala ayakta kalmayı başarmıştır. Kurduğu bu fabrikada Türkiye'den götürdüğü tütünleri kullanan Morris, kısa zamanda Türk tipi sigaralarla üne kavuşur. Türkiye'den özellikle Manisa ve Akhisar civarından aldığı tütünleri yine bu bölgeden götürdüğü usta ve kalifiye işçilerle yüksek kalite mamuller elde etmeye başarır. 1903 yılında Selanik'te iş arkadaşı olan Joseph Ben Rubin'in kızı Laurette ile tanışıp evlenir. Victoria, Giulietta ve Altina isimli 3 kızı ile Leon isimli bir erkek çocuğu olur. Artık Morris çok zengindir. Hatta Yunan tebalı Yahudisi eşi için o döneme göre oldukça gösterişli bir malikane yaptırır. Morris, Yunanistan'da bir basın toplantısı yapar. Bir gazeteci kağıda bir soru yazar ve Morris'e verir. Morris kağıdı yanındakine verir ve ben okuma bilmem sen oku der. Ardından başka bir gazeteci okuma yazma bilmeden bu kadar zengin oldunuz. Bir de tahsilli olsanız kim bilir ne olurdunuz. Morris şu cevabı verir. İyi bir mezar bekçisi olurdu. Marlboro firması ilk kurulduğunda işleri hiç de yolunda gitmiyormuş. Şirketin iflasın eşiğinde olduğu günlerden adamın biri bir teklifle çıka gelmiş. Satışları bir ayda 3 katına çıkartırım. Bunun karşılığında da şirkete %50 ortak olurum. Bu vaadimi gerçekleştiremediğim takdirde ise ömrümün sonuna dek fabrikanızda bedavaya tütün sararım. Zaten çıkmaz sokakta olan Marlboro sahipleri bir haftaya kadar iflas bayrağını çekeceğiz. Kaybedecek bir şeyimiz yok deyip bu teklifi kabul etmişler. Adam hemen kolları sıvamış. Şirketin deposuna inmiş. Binlerce boş Marlboro kutusunu ayağıyla tek tek ezmiş. Bir gece herkes evinde uyurken kendisine tahsis edilen uçaktan tüm Kuzey Amerika şehirlerinin üzerine bu kutuları bırakmış. Sabah uyananlar sokaklarda boş Marlboro paketlerini görünce bu kadar çok tüketildiğine göre iyidir diye düşünerek Marlboro satın almaya yönelmişler. Peki bu gerilla pazarlama dahisi kimmiş dersiniz? Evet, bu adam Philip Morris'miş.